Çok kıymetli Gürsel hemşehrilerim, Şaf Davanın ak yolcuları, hepinizi en kalbi duygularına selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getiriniz diyorum. Malumunuz, yerel seçim sürecindeyiz. Partimize çok büyük bir teveccüh var. Adaylığı başvuruları her gün artıyor. Halkımızın desteği partimize her geçen gün artarak devam ediyor. Neden mi? Çünkü Başbakanımızın ifade ettiği gibi yerel yönetim anlayışı AK Parti'nin işidir arkadaşlar. AK Parti deyince yerel yönetimler gelir, başka bir şey gelmez. AK'lar. Halkıyla bütünleşen, halkın sorunlarına kulak veren tek parti biz arkadaşlar. Aday adaylığı bir bayrak yarışıdır. Ülkemizin her bölgesinde olduğu gibi Gürsu'da da, Gürsu'ya hizmet etmek isteyen arkadaşlar da bu yola çıkacaklardır. Elbette. Ancak şu bir gerçektir ki bu süreçte hiç kimse ben kesin adayım diyemez. Biz AK Parti teşkilatı olarak aday adaylarımızı inceleyip sık dokuyoruz arkadaşlar. Hem öyle hemen de açıklamıyoruz. Tek kriterle sonuçlandırmıyoruz. Aday anketleri, teşkilatımızın temayül yoklamaları, teşkilatımızın özel araştırma yapılırken en ince detayına kadar araştırılıyor. Halkın istediği kişiyi aday olarak belirlenmesi için elimizden ne gelirse yapıyoruz arkadaşlar. Bu da bunu da en son karar veren merci, genel merkezimiz ve başbakanımız oluyor. Bu vesileyle bu hizmet yolunda ben de varım diyerek adayı olan Muhammed Altoprak kardeşimizi başvurusunun hayırlı vesile olmasını Yüce Allah'tan diliyorum. Gürsu'muza, partimize destek veren tüm hemşehrilerimize tekrar hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Selamun aleyküm. Saygıdeğer Başbakanımıza, saygıdeğer Genel Başkan Yardımcılarımıza, buradan sizlerin huzurunuzda saygı ve sevgilerimi buradan göndermek istiyorum. Değerli, saygıdeğerli ilçe başkanımıza ve değerli yönetim kurulu üye arkadaşlarımıza, kadın kolları başkanlarımıza ve yönetimine, gençlik kolları yönetimine ve beni destekleyip buraya gelen tüm arkadaşlara buradan huzurlarınıza saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Arkadaşlar, ilk önce ben kendimi sizlere tanıtmak istiyorum. Ben Muhammed Altoprak, 1967 Artvin doğumluyum. İlk, orta ve lise tahsilimi Artvin'de tamamladım. Ve 1991 yılında Gürsu'ya geldim. Gürsu'da ticari hayatıma Gürsu'da başladım. Ve burada 1996 yılında belediyenin önünde iki yolun ortasında çay bahçesi ve pide salonu işletmeciliğini yaptım 10 yıl. Ve burada hatta bu işletmeciliği açarken belki içinizde hatırlayanlar vardır. Belediyemize o zaman Sayın Başbakanımız İstanbul Belediye Başkanı'ydı ve belediyemize Kırardev, bir tane körüklü otobüs ve makam taksisini kireye vererek burada açılışa gelmişti. O açılışta benim de çay bahçem o yıllarda yapıldığında hem benim çay bahçemi açılışını yaptı hem de onların açılışını yaptı. Ve onun açmış olduğu işletmeden şükür Allah'a önüm açıldı. Oradan ekmek yedim ve oradan ve bugün mal varlığı sahip olduğum, o kurmuş olduğum iş yerinden elde ettim. 96'dan 2016 yılına kadar, 2006 yılına kadar o işletmeciliğini yaptım. 2006 yılında şehirler arası servis taşımacılık
ve şehir içi servis taşımacı işletmeciliğinde bulundu. Bu 2009 yılında bunun yanında inşaat taahhüt işlerine girdik ve şu anda Yıldırım bölgesinde ve Gürsu bölgesinde birçok projelere imza attık ve şu anda da atmaktayız. Siyasete bu bilgi birikimi başarımı, ticarette yapmış olduğumuz bu başarı siyasete taşımak istedim. Sivil toplum kuruluşlarında 96 yılında ilk önce Gürsu Spor Kulübü'nde tanıştım. Teşkilatçıyı ben orada başladım ve 96 yılında Gürsu'da spor kulübünde yönetim kurulunda görev aldım. Akabinde 2002 yılında AK Parti teşkilatını burada kurma noktasında arkadaşlara yardımcı olarak ve o yıl Gürsu Belediyesi'ne il genel meclis üyeliğine adaylığımızı koyduk. Ama yaşım genç olma ihtimaliyle ve işlerimin yoğun olması sebebiyle o zaman nasip kısmet olmadı. Akabinde teşkilatçılığı yine sivil toplum kuruluşlarında yine devam etti. Anadolu Aslanları Derneği'nde ilk önce üye olduk. Orada yönetim kademesinde şu anda yönetim kurulu üyesiyim. Bursa şubesinde. Bunun yanında yine Gürsu Esnaf Sanatkarlar Odası'nda ve Gürsu Esnaf Kefaletinde yıllarca esnaflık yaptığımızda orada kaydımız oldu. Oradaki ilişkilerimiz oldu. Akabinde en son 2012 yılında Bursa Ticari Sanayi Odası'nın yeni seçilmiş yönetimde yerimizi alarak orada meclis üyesi olarak Bursa Sanayi Odası'nda meclis üyeliğini şu anda yürütmekteyim, seçildik. Beni siyasete taşıyan en büyük nokta, dönüm noktası burası oldu. Çünkü Gürsu'dan bana böyle bir meclis üyeliği teklifi geldiğinde ben kabul ettim. Ve bu uğurda Gürsu'daki iş adamlarımızı gezdik. Hangi iş adamına gittiysek orada İyi ki koymuşsun, iyi ki varsın, biz senin yanındayız dediler. Ve 73 tane 18. komitede iş adamı var Gürsu'da. Ve 73 kişinin 68'inin ben oyunu alarak ve desteğini alarak bizzat Gürsu ve Keste bölgesinin Bursa Sanayi Odası'nda 18. komitede meclis üye olarak seçilmiş bulunmaktayım. Ve buradan huzurlarınızda o arkadaşlarımıza teşekkür etmeyi kendime borç biliyorum. Onlar bana çok destek verdiler ve onların desteği beni buralara taşıdı. Ve gördüm ki bu siyaset yolunda benim yanımda olacak insanları gördüm. Bu anlamda AK Parti'de adaylığımı neden açıklıyorum? Sebebine gelince... Şimdi burada geçmişte belediye başkanlarına, geçmişte belediye meclis üyeliği yapmış kişilere, ahirete intikal eden arkadaşlara hepsine buradan teşekkürlerimi arz ediyorum. Gürsu için bir çivi bile çakmış olan tüm arkadaşlara canı gönülden teşekkürlerimi arz ediyorum. Sebebine gelince bu işler hayır işi. Halka hizmet, hakka hizmet anlayışıyla yola çıkmış insanlara her zaman saygı duymalıyız. Sebebine gelince bunlar bir cesaret meselesi, bir yürek meselesi. Aileninden, işinden, aşından uzak ve bu işe gönül vererek, cesaretini toplayarak bu işlere kalkmak. Bunlar bir öyle basit şeyler değil. Bunları yapan tüm kardeşlerimize, abilerimize, arkadaşlarımıza burada saygıyla önlerinde eğiliyorum ve saygıyla onları tebrik ediyorum bu cesaretten dolayı. Ben de kendimin açısından ailemin
eşimin, dostumun güvenini, rızasını alarak huzurlarınıza geldik. Ve onların geleceğini, istikbalini temin etmişim. Herhangi bir bana ihtiyaçları yok. Onun için gönül rahatlığıyla ben bu işi yapabilirim diyorum. Çünkü belediyenin ne makamında, ne parasında, ne maaşında hiçbir ihtiyacım yok. Şükür Allah'a. Ben geleceğimi inşa ederek kendi başarımı nasıl belediyede yansıtabilirim, nasıl bu belediyeyi beraber kaldırabiliriz noktasında bazı eksikler, bazı hizmet alanında eksikleri görerek bu anlamda projeler kafamda şekillendiren ve bu süreç içerisinde beraber çalıştığımız arkadaşlarla neler yapılabilir Gürsü'ye, o noktada projeler geliştirdik. Bu projeleri yaklaşık 60 tane bir proje geliştirdik. Bunları başkanımıza vereceğim birazdan. Ama bunlardan birkaç tanesini sizin zamanınızı almadan sizlerle paylaşmak istiyorum. Mesela ben inşaatçıyım, müteahhitim. Asfaltı, beton firmasını mesela, betoncuyu beton firmalarından alıyoruz paramızla. Şimdi Gürsü Belediyesi öncülük yapsa, hemen yanımızda Anıt İnşaat var. Orada büyük bir dağ var. Dağ taşı kırıp bize mücür satıyor. Beton satıyor. Çakı satıyor. Biz şimdi belediye olarak biz bunun sahip çıksak, buna biz kursak, yani bir oraya bir makine koysak, orada taşı kırsak, o taştan beton yapsak, Gürsü'deki müteahhitlere o betonu biz satsak, belediye olarak belediye satsa, bitişimizdeki ilçelerindeki inşaat müteahhitlerine satsa veyahut belediyelere verse, önümüzde kentsel dönüşüm olacak, betona ihtiyacımız olacak, onu belediye yapsa, artı yanında parke taşını yapsa, çakıl yapsa, işte mücür yapsa, bunları bir fabrika, bir şirket adı altında markalaşmaya gidilse, buna da belediye el atsa, burada ucuz maliyetle belediyenin bütçesine katkıda gelir kaynağı elde edilir ve orada çalışacak insanlar en az 50-100 kişiye iş imkanı doğar. Ve bu iş imkanından da Gürsü'de oturan işsiz kardeşlerimiz faydalanır. Bunun gibi fidancılık olayı. Hemen yanı başımızda Kestet fidancılık yapıyor. Fidancılıktan para üretiyor. Fidancılığı marka haline getirsek, bunu biz Gürsü'de yapsak ve bunu yaparken de Gürsü'deki kardeşlerimize iş imkanı, istihdam yaratsak ve bundan da gelir kaynağı elde etsek biz belediyeye. Bunun yanında kentsel dönüşümde yeni doğan, biliyorsunuz, kentsel dönüşüme ihtiyaç var. Bunu hızlı bir şekilde, bu güveni insanlara vererek, güvenle belediyeye güven getirerek bu organizasyonu güzel bir şekilde yaparak, o insanların güvenini alarak hızlı bir şekilde kentsel dönüşüm yapsak, artı Gürsü Ovası sebze ve meyvede çok ileri derecede gelişmiş ve dünya normlarında önde gelen bir ilçemiz. Şimdi Gürsü Ovası'na dışarıdan işçi geliyor. Dışarıdan tüccar geliyor. Dışarıdan tüccar geliyor. Burada çiftçimizden alıyor sebzeyi, meyveyi, çekini yazıyor. Bunun parasını ödemeden de çekip gidiyor. Dışarıdan işçi geliyor, burada çalışıyor. Buradan çekip gidiyor. Bunu organizeli bir şekilde belediye el atsa, belediye bir şirket yapsa, şirket kursa ve bunun arkasında belediye olsa, dese ki kardeşim, çiftçi kardeşim, gel şu kooperatife sen de ortak ol. Gel şu sebzeyi, meyveyi sen şu kooperatife hiç çekinmeden güvenle ver. Hem buradan paranı sağlıklı bir şekilde al, hem de buraya sen de ortak ol.
İkincisi esnaf kardeşimiz, sen de gel bu kooperatife ortak ol. Sen de buradan bu sebze meyveleri taşımada, nakliyesinde sen de yer al. Pazarlamasında sen de yer al. Pazarlama ekibini kurarken o esnaf kardeşimizi, onun da içerisinde oluşumunu sağla. Bu büyük böyle bir organizasyon, çalışma yapılarak hem esnaf kardeşimizin, hem çiftçi kardeşimizin, hem de vatandaşları buraya ortak yapıp, bundan belediyede ortak olup ve buradan gelir kaynağı hem insanlarımıza, hem esnaflarımıza, hem çiftçi kardeşlerimize, hem de belediyenin kasasına gelir kaynakları gelse, Bursa Belediyesi kendi ayakları üzerinde duracak çok önemli kaynakları var. Mesela örneğin yine bir tane daha şimdi aklıma geldi. Karapınar'da belediyeye ait arazi var. Orada onun içerisinde kaynak su çıkıyor. Allah lütfetmiş. O kaynak suyu Büyükşehir Belediyesi'ne verildi. O kullanıyor. Şimdi İsrail'den adam kalkmış. Cumalık Kızık'ta, Fidye Kızık'ta su tesisini kurmuş. Suyu oradan topluyor. Dünyaya satıyor. Biz Gürsü, Allah ismini de güzel vermiş. Gürsü markasını koyarak biz orada bir Gürsü fabrikasını, su fabrikasını kurup açamayacak kadar aciz biz insanlar mıyız? Orada bir güzel bir su fabrikasını açsak, orada Türkiye'ye, dünyaya yayılsak, orada arkanda devlet var, arkanda Büyükşehir Belediyesi var, arkanda Gürsü halkı var. Fidye Kızık'tan, Cumalı Kızık'ın dağlarından su bile oraya bağlarsın. Orada su deposundan dünyaya su satarsın ve Gürsü adını markalaştırırsın ve buradan da kaynak gelir belediyeye. Artı orada insanlarımız faydalanır. Mesela ben bir ara ilçe başkanlığı yaptım AK Parti ilçe teşkilatında ve genelde yönetime gelen arkadaşlar, teşkilata gelen arkadaşlar, dışarıdan gelen arkadaşlar hepsinin şikayeti: başkanım benim çocuk boş, işsiz, benim arkadaşım işsiz, onlara iş imkanı ver, bana işte şurada yardımcı ol. Gürsü'de bir sürü işsiz insanımız var. Ama böyle belediye buralarda kaynak yaratırsa, buralarda işçi potansiyeli çıkacak. İşte su fabrikasında çıkacak, işte beton fabrikasında çıkacak, işte kooperatifte çıkacak, işte fidancılıkta çıkacak. Buralarda istihdam yaratacaksın. Hem üretim yapacaksın, Türkiye ekonomisine katkı yapacaksın, hem de oralarda insanlara iş imkanı yaratacaksın. Ve artı bir de oradan gelir elde edeceksin. Şimdi benim cebimde param, gelirim iyi oldu mu, güzel giyinirim, güzel icraat yaparım, güzel insanlara hizmet yaparım. Şimdi buralardan gelir kaynaklarımız iyi olursa belediyede, ne yaparım bu sefer? O belediyedeki kaynakları hizmete çeviririm. Rahat hareket ederim. Nedir bu hizmetlerimiz olacak? Altyapı, çevre düzenlememiz, sosyal faaliyetler, temizlik, sosyal faaliyetlerde. Ben buraya gelmeden önce 85 yaşında nenem var. Onun elini öptüm, onun rızasını alarak geldim. 85 yaşında insanlarımız evlerinde böyle bazı yerlerde görüyorum, çok düşkün, ihtiyaçlı insanlarımız. Yaş ilerledikçe ihtiyaçlı oluyorlar ve bizler de olacağız yarın. Bak, yakın çevremizdeki belediyelerde, başarıyı elde etmiş belediyelerde baktığımız zaman bunu uygulayan belediyelerimiz var. 65 yaş üzerinde olan yaşlı insanların, çiftlerin evlerine belediye insanı götürüyor. Orada ayda bir sefer o evin temizliğini tamamen belediye yapıyor. Ve oraya da bir kumanyasını koyuyor. Ondan sonra da geliyor. Ya bu hizmettir. Yani bu belediyenin yapması gereken bir hizmettir yani. Benden topladığı parayla bunu hizmete çevirmesi lazım.
Artı şimdi bunları Nazım abi hoş geldin. Şimdi bu projelerimi en başta Nazım abiyle paylaştım. Nazım abiye söyledim. Abimiz hoş bulduk. Abimiz dedi ki gerçekten bu projeler çok güzel projeler. Şimdi arkadaşlar bürokrasiden gelen adam efendim müdürlükten gelen adamlar aldığı maaş belli, gideri belli. Bu kardeşimiz geliyor belediyenin başına, belediyenin ne kadar geliri var, ne kadar gideri var. Onu tutturma yolunda ona bakıyor. Ama esnaf kardeşimiz gelirse onun başına, belediyenin başına, esnaf kardeşimiz, bak bizim başkanımız da esnaf, ticaretle ilgileniyor. Ticaret, tüccar adamı ilk önce kasam, ben kasamı nasıl doldururum? Nasıl ben kaynak bulurum? Nasıl istihdam yaratırım? O kaynağı ben nerelerde değerlendiririm? Ona bakar. Yani gelir gider dengelemesine bakmaz. Şimdi kaynakları, birçok kaynaklar bu Gürsu'da var yapılacak kaynaklarımız. Bunu faaliyete geçirecek tüccar böyle esnaf kardeşimiz yok. Bu noktada eksiklik gördüğüm için ben belediye başkanlığı adayı olmaya karar verdim. Bu noktada hem partimize hem teşkilatımıza destek için buradayım. Diyorum ki kardeşim esnaf kardeşlerimiz daha da bu işe el atsın, burada olsun. Çünkü eğer biz ortaya çıkmazsak birileri dışarıdan gelir bizi yönetir. Birileri dışarıdan gelen belediye başkan adaylarımız geliyor belediyeye, 2 yılda belediye personeli tanıyamıyor. Yani 2 yıl geçiyor, belediye personeli tanıyayım, Gürsü'yü tanıyayım, yolunu, asfaltını tanıyorum diyor. Geride 3 yıl kalıyor, 3 yılda da hizmet yapamıyor. Buradan bir kardeşimizi eğer biz seçersek, Gürsü'de çalışanı tanıyor. Gürsü projelerini biliyor, kaynaklarını biliyor, Gürsü insanını tanıyor. Koltuğa oturduğu zaman işin yapacağı işi de biliyor. Eğer Gürsu'dan bir kardeşimiz biz buraya getirirsek inanıyorum ki biz de ona destek verirsek beraber tek yumruk olursak hepimiz projelerimizi ona götürürsek bu iş çok daha güzel yerlere gelir. Buna Gürsu'nun belediyemize ihtiyacı var. Birlik beraberlikten güç doğar. Belediye başkanıyla teşkilat halk kopuk yaşamamalı. İstişareden kuvvet doğar. İstişare her zaman başarıyı getirir. Şimdi ben belediye başkanı olursam kendi şahsımı bir kenara bırakmam lazım. Ben oranın Gürsu Belediyesi'nin, Gürsu halkının belediye başkanı olacaksa ben Büyükşehir Belediye Başkanı ile iyi geçinmeliyim. Ona saygı duymalıyım. Ona küs olmamalıyım. Bana bu olmaz, yakışmaz. Gürsü'ye yakışmaz. Ben milletvekillerimle iyi geçinmem lazım. Bakanımla iyi geçinmem lazım. Teşkilatımla çok çok iyi geçinmem lazım. Her gün, her akşam istişare halinde olmam lazım. Ya teşkilata gelen arkadaşlar herkes herkesin kendilerine göre bir bilgi birikimi var. Bilgi bilgiden üstündür. Herkesi dinle. Dinle kardeşim, herkesin görüşünü al. Ne eksiğimiz var? Neler yapmamız lazım? İstişare sünnettir. Kapılarımızı herkese açmalıyız. Arada setler oluşturmamalıyız. Onun için ben diyorum ki adaylarımız, adaylarımız bu anlayış içerisinde, bu birlik beraberlik içerisinde var olmalıyız. Onun için ben ilçe başkanıma teşekkür ediyorum. Sizlere teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için, buraya kadar geldiğiniz için. Basına teşekkür ediyorum. Buradan Türk milletine, Türkiye'ye
Bursa'ya, Gürsu'ya Muhammed Altoprak hayırlı uğurlu olsun diyorum. Siz de sesini... Son bir söz söylemek istiyorum. Arkadaşlar, burası çok büyük, güzel ve büyük bir aile. Burada başbakanımızın sözünü kendimize şiar edelim. Siyasetin tek nimanı ahlaktır diyelim. Bizim AK Parti'mizde ben yok, biz varız. Burada herkes aday olan, aday olmayan herkes birdir. Kendisine bu çıktığı yolda başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcısı olsun. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Tüm Gürsu'ya. Şunu unutmayalım. Biz biriz, beraberiz. Ben yok, biz yok. Allah razı olsun. Sağ olun. Sizin için de hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Ayağınıza sağlık. Çok sağ olun. Sayın Başkanım.